Selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün güzel bir orman gezisi yapacağız. 5 tane aslan açtım bugün. Ferman, Kontes, Ateş, Zümrüt ve Ayka. Güzel bir orman gezisi yapacağız. Bu arada yardımcım varım. Çocuklarım da geldi. Birkaç gün yanımda kalacaklar. Nasılsınız? Merhabalar. Hemen gelir gelmez ata bindin. Köpekleri de çok özlediniz mi? Evet, özledim ya. Değil mi? Yavrular da burada ki aklınız çıktı sizin. Atı da çok seviyorsunuz. Değil mi abi herhalde? Değil mi? Size çok güzel öğreteceğim at binmeyi. Kara demliğimizi falan da aldık yanımıza. Güzel bir çay koyacağız. Şimdi bayağı yürüdük ama daha devam edeceğiz. Ormanın derinliklerine doğru ilerleyeceğiz. Burada bir çeşme var. Gözde şeklinde arkadaşlar. Koyuncular da buraya kurum koymuş böyle. Burada hayvanlarını suluyorlar. Biz de buradan şimdi suyumuzu alacağız. Düzgün müsait kölge bir yerde bir mola vereceğiz. Bakalım bugün ormanda karşımıza bir şey çıkacak mı? Biliyorsunuz buralar yabani hayvanlarla dolu. Domuzu, kurdu, ayısı her şey var. Her an karşımıza her şey çıkabilir. Bugün de hava güzel, serin. Çok fazla bir sıcak yok. Hatta şu anda esiyor bile. İnşallah seste bir sorun yoktur. Kontes, o ne lan gitmiş çamurun içine girmiş. Aferin kızım benim, aferin. Bozon'un öz kızı arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Nadir, güzel saf kangallardan bir örnek. Çok güzel bir damızlık. Bayağı oldu getireli. Umarım yakında işleşme dönemine gelir. Tam at kafalı, at ağızlı. Orijinal bir kangal arkadaşlar. Renk tonları falan da çok iyi. Kara kırçılı yavru verme ihtimali de çok yüksek. Çünkü yüz maskesi falan daha koyu. Ateş! Lan girme çamura. Zümrüt'ten daha koyu renkli ama dikkat edin arkadaşlar. Kangallar hep birbirinin siması benzer. Ama tabii Kontes'in ağız kafası kalınlığı daha büyük. Yani hem kafa daha büyük hem ağzı kalın. Buna da at ağızlı diye tabir ederiz. Yani büyük kalın ağızlı olduğu için öyle deriz arkadaşlar. Ama kafa yapısı falan dümdüz. Heh, yan yana da geldiler. Çok da yaklaşma kızım. Gel bu tarafa. Gerçi onlar iyi anlaşıyor. Bir sorun olmaz da. Şöyle yan yana bir görüntülerini alabilirsek. Aynen. Aferin kızım. Yükseklikleri hemen hemen aynı arkadaşlar. Zümrüt sanki 1 santim veya 2 santim daha yüksek gibi duruyor. Ama Kontes de kalın. Tabii Zümrüt biliyorsunuz yavru emzirdiği için şu anda biraz zayıf. Bir sürü yavrular var. Kontes bayağı kilo aldı arkadaşlar. Bakın. İnşallah yakında eşleşme dönemine gelir. Bakın arkadaşlar kafa yapısına falan özellikle tam düz alındı. Çekik gözlü, kalın ağızlı. Daha genç, 2 yaşlarında bir dişi arkadaşlar. Daha çok genç. O yönde çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü dişilerimiz, damızlık dişilerimizin hepsi çok genç. Çok fazla yavrular daha alabiliriz. Bu arada yaşlı dişi boş geçti arkadaşlar. Ben söylemiştim. Kızan da şey hani yavru yok gibi. Ama birçok izleyicimiz yazmıştı. Sen her zaman yanında olduğu için farkında değilsin. Hani kesin doğuracak diye. Maalesef ben haklı çıktım arkadaşlar. Dediğim gibi boş geçti sadece kilo. İyi de bakılıyor. Sadece biraz fazla kilo aldı. Onun haricinde yani çünkü bugün 65-66 gün oldu. En fazla 60-63 gün arası doğum yapması lazımdı. Ama maalesef boş geçti arkadaşlar. Onu isteyen arkadaşlar vardı. Şimdi buradan da onu söylemiş olayım. İyi bakacak yeri müsait olan isteyen biri olursa sahiplendireceğim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Zaten getirmemizdeki amaç hastaydı. İyileştirmek içindi. İyileştirdik. Ateşle de işleşince de bekledik. Yavru belki alırız diye. O da olmadı. O yüzden sahiplendireceğim arkadaşlar. Güzel kaliteli bir köpek. Ama tabii yavru verir veremez bilmiyorum. Çünkü biz kendimiz yetiştirmedik. Daha önce de yavrusunu almadığımız için bilmiyoruz. Şansa yani biz alamadık. Eşleşti ama yavru olmadı. Bu daha da doğuramaz veya tutmaz anlamına gelmez arkadaşlar. Daha önce de mesela başımızdan öyle şeyler geçti. Bizim boz kız mesela ilk geldiğimizde eşleştirdik. Boş geçti ama ikinci eşleşmede doğurdu. Şansa yani. O yüzden Instagram'dan bana yazabilirsiniz sahiplenmek isteyen olursa. Şimdi biz çayımızı koyalım. Biraz dinlenelim.
maceramıza devam edelim arkadaşlar. Evet, mola verecek, çay koyacak güzel bir yer bulduk. Büyük bir arduç ağacının kökü. Merhaba. Nasıl, beğendiniz mi la burayı? Evet. Değil mi kızım? Çok güzel ya. Ben böyle bir de ağacın altı ya, serin. Çayımız da hazır. Bundan dem yaptık, demleniyor. Suyumuz kaynamış mı? O su da kaynadı. Kara demlik çayı güzel oluyor değil mi oğlum? Evet daha ben keresinde içmiştim, hayran kaldım. Çok güzel. Köyde sık sık bunu yapacağız. Düldül de buraya bağladık. Hani öbür üçkağıtçılar da ferman burada. Ateş şu arkada galiba. Arkaya mı geçti o? Son oradaydı. Hiç işten de yok kızım. Çeyirdek meyirdek de getirsin kendine. Dedim valla. Piknik yapıyoruz değil mi çünkü? Evet. Hani öbür üçkağıtçılar görünmüyor. Oralarda yine koyun sürüsü falan denk gelir, ondan korkuyorum. Çünkü belli burada izleri var. Koyunlar buradan geçmiş. Denk gelmesin. Ferman, nereye gitti lan onlar? Yer, doğa, manzara süper arkadaşlar. Hayka, devam kızım. Şimdi biz çayımızı içelim, iyice de bir dinlenelim. Tekrar orman yolundan geri döneceğiz. Bakalım inşallah yabani bir şeyler denk gelir, görüntüleyebiliriz sizler için tekrardan. Evet, şimdi geri dönüş yolundayız. Ama köpeklerimiz burada bir koku aldılar. Demeden bir şey geçmiş. Şöyle bir bakacağım bu tarafa doğru. Bu dilen Ferman. Ne var oğlum? Bakın zümrüt de orada ormanın içinden geldi. Kontes, ne oldu kızım? Hanimiş? Hani? Ateş, ne var lan orada? Ormanlar çok sıkı olduğu için görüş mesafesi de çok kısıtlı arkadaşlar. Yani kesin bir şeyler var burada. Zaten köpeklerin hareketlerinden belli. Sağa sola koşturuyorlar, iş sürüyorlar. Şu an çünkü hava da serin. Domuz sürüsü de olabilir, ayı da olabilir arkadaşlar. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Düldül. Düldülü açtık. Keyiflendi arkadaşlar. Nasıl hopluyor, zıplıyor. Ne oldu lan? Serbest bıraktım. Peşimize geliyor. Gördüğünüz gibi. Bizi bırakıp gitmiyor. Ne oldu lan? Keyiflendin mi sen? He? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Aferin Düldülüme. Aferin. Gelin çocuklar. Gel. Gel Düldül, gel. Nasıl oynuyor gördün? Düldül. Oğlum. Gel. Gel oğlum, gel. Eve doğru dönüyoruz. Bugün bir şey denk gelmedi. Yağmur da yağmaya başladı. Bakın arkadaşlar, ufaktan da yağmur yağıyor. O yüzden dönmek zorunda kaldık. Köpeklerimiz bir koku izaldı ama göremedik. Oo, bayağı hızlandı yağmur. Şimdi eve döneceğiz. Kaç gündür yavruları da gösteremiyorduk. Yavrularla devam edeceğiz arkadaşlar. Kızım, Ayka mı emziriyorsun?
Bakın arkadaşlar, yavruların durumu da çok iyi. Bayağı da iyi anlaştılar kardeşleriyle beraber ama Aykay'ı çok yoracaklar. Bak bak bak. Zümrüt'ün yavruları, Aykan yavruları hepsi buraya doluştu. Tabii buna müsaade etmeyeceğiz çünkü Aykan yavruları daha çok küçük. Geç kızım, geç. Hadi. Geç kızım, hadi. O da hiç umurunda değil. Gel bakayım gel. Bunları yine yerlerine koyalım. Lan dur, dur. Lan onlara yetmez onlar. Onlar daha küçük. Ben alayım. He, al. Oğlum sen de al. Hı-hı. Yerlerine koyun. Ki küçük yavrulara yetsin, yoksa yetmez onlara. Ayka mükemmel bir köpek. Onlara bile sahip çıkıyor vallahi, annelik yapıyor. Ama kendi yavruları çok küçük bak. Bunlar da burada. Bu şeytanlar. Hayır. Gel bakayım. Gel 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 gel. Alalım alalım alalım. Birer tane alın yerine. İpi bırak yavrum elinden. Heh. Al onları. Üç kağıtçılar size. Yoksa onlar aç kalır. Onları doyuramayız. Zavallı Ayka da ses etmiyor. Hepsini emziriyor vallahi. Zaten Zümrüt de neredeyse tamamen çekilmiş. Daha hiç sütü yok gibi. Oğlum bir tane daha var orada. Zümrüt'ün yavrusu arkada. Onu sen al. Kızım bunları o ip elinde bırak yavrum. Evet. Götür onu da yerine ki bunları emsinler. Bu hiç iyi olmadı aslında. Çünkü her fırsat buldukça Aykay'a emerler. O yüzden onları çevirili yaptığım bir yer var orada. Küçük kulübe şeklinde. Etrafında çevirdim. Onlar orada kalsın. Bazen böyle bırakıyoruz dışarı. Dolaşıyorlar ama gördüğünüz gibi Aykay'da emdikleri için bırakmayacağız. Bu fıdırlar. Ha onu da al. Onu da. Onu da. O da Zümrüt'ünki. Diğerlerine benziyor ya. Bir tane yavrular ona benziyor. Değil mi? Bunlar da neredeyse 2 aylık oldular. Geç Zümrüt. Kendi yavrusu sanıyor. Şimdi onlara simit poğaça falan doğrayalım. Biraz da süt katalım. Tekrar onları da doyuralım. Çok sevindiler arkadaşlar. Çok şükür. Yavrulara da çok iyi baktı Ayka. Sağ salim büyütüyor. Hepsi birbirinden şirin. Siz hangisi diyordunuz dermana daha çok benziyor? Onu mu daha çok benzetiyor? Evet. O avcıya çok benziyor. Şey avcı, avcıya. Dikkat et oğlum düşersin. Bu daha çok benziyor. Değil mi? Bu en çok benzeri hem de en irilerinden bir tanesi. Onun rengi daha da açılabilir. Daha böyle boza yakın olabilir. Tabii anneleri sarı olduğu için bunlar da biraz sarımsı. İki tanesi biraz kara kırçıl. Bak bak ters emiyor valla. Ya kız, çok soran oluyordu arkadaşlar yavruların durumunu. Yavrular gördüğünüz gibi maşallah çok iyiler. Sen de. Bak bak geldi ulan, nasıl çıktı? Bunu al yerine, ben orada küçük bir yer gördüm. Oradan çıkıyor herhalde. Olabilir. Gel bakalım. Geleyim orayı kapatayım oğlum. Arkada yavruların çok iyi bakıyor tecrübesi olmasına. Evet. Rağmen. Daha enik, kendi de enik ama yavrular oldu. Aferin. Yavrular hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.